10 şey bedeni yıkar. Bu konuda bedenden maksat, madde ve manadan, ruh ve maddeden meydana gelen insan varlığıdır. Yaratılışındaki derin hikmet ve üstün şeref korunduğu müddetçe bu varlığın ruhi yapısı daha çok gelişir ve saygıdeğer bir hüviyete bürünür. Aksi bir yol ise onu tahrip eder. İnsanlık şeref mevkiinden düşürür. Büyük Veli Beyazid-i Bestami Hazretleri, "Biz insanı en güzel şekilde yarattık, sonra bu şerefi koruyamayınca onu aşağıların aşağısı yaptık. Yalnız inanıp salih ameller işleyenler müstesna. Onlara kesintisiz ecir vardır." Mealindeki ilahi beyandan ilham olarak diyor ki, 10 şey insanın maddi ve manevi yapısını tahrip eder. Dinine önem vermeyen kimseyle arkadaşlık etmek, hayırlı ve yararlı kişilerden ayrılmak, onlarla dostluk kurmamak, nefsin isteklerine boyun eğip onun peşine takılmak, İslam cemaatinden uzaklaşmak, bidat ehliyle dinden olmayan şeyleri din adına uydurup dine sokan kimselerle oturup kalkmak, dünya ve ahiret için yararlı olmayan şeylerle uğraşmak ve bu tür şeyleri arzulamak, halkı kötü zan altında tutmak, üstünlük taslamak, dünyalıktan yana üzüntüye kapılmak, ahireti düşünmemek, dini duyguları körelmiş, manevi yapısı silik hale gelmiş kimselerle arkadaşlık etmek, ibadet zevkini öldürür, ruhun cilasını giderir. Hayırlı ve yararlı kimselerin dostluğundan uzak kalmak, hayırlı yolları insana kaybettirir. Nefsin isteklerine boyun eğmek insanı köleleştirir. Melekleşme yeteneğini dumura uğratır. İslam cemaatini terk etmek, cemaatleşme şuurunu öldürür. İlahi rahmetten uzaklaştırır. Çünkü Allah'ın kudret ile rahmet havası cemaat üzerinedir. Bidat ehliyle oturup kalkmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden uzaklaştırır. Çünkü dine sokulan her bidat bir sünneti öldürür, yok eder. Yararsız şeylerle vakit geçirmek, zaman denilen sermayeyi boşuna harcamaya yol açar. Halbuki zaman bir kılıçtır. Sen onu kesip biçmediğin takdirde o seni kesip atar. Çünkü zaman hiç kimseye acımaz. Her canlıyı törpüleyip çürütür. Halkı kötü zan altında tutmak, halk ile olan münasebetleri zaafa uğratır. Güveni sarsar. Cemaatleşme ruhunu yok eder. Üstünlük taslamak, yaratılışta eşimiz veya dinde kardeşimiz olan kimseyi küçük görmeye kapı açar. Böyle olunca da ne hakiki dost kalır ne de sadık yar. Şu dünyada bakan körler bulunduğu gibi hareket halinde olan ölüler de eksik değildir. Bütün himmet ve gayretini nefis ve midesine yönelten kimse manevi yapısını ölmeye mahkum eder. Bu duruma kendisini iten insan Kur'an'ın şu beyanının kapsamına giren bedbahtlardan sayılır. Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri var ama anlamazlar. Gözleri var ama işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da sapıktırlar. İşte bunlar gafildirler. Büyük Veli Beyazid-i Bestami Hazretleri, bu düzeyde bulunanların nasıl bir yol tuttuklarını ve bu yolun onları nerelere götürdüğünü ve sonunda kalplerinin nasıl öldüğünü ifade ederken diyor ki, 10 şey insanı, onun kalbini ve maneviyatını öldürür. Terbiye azlığı, cehalet çokluğu, halktan nimet beklemek, şehvet azgınlığı, nefis kudurganlığı, baş olma sevdası, dünyaya lüzumundan fazla meyletmek, hakkın katında nefis ile dostluk kurmak, çok yemek, çok uyumak, kalabalığa uymak. Terbiye azlığı insan vakarını düşürür, halk arasındaki itibarı sarsar, Cenab-ı Hakk'a yakınlığı önler, cehalet çokluğu yanlış yola iter,
dünya ve ahiretin anlamını basitleştirip siler. Kişiyi birçok maddi ve manevi makam ve mertebeden, derece ve faziletten mahrum bırakır. Halktan nimet beklemek halıkı unutturur. Haysiyet ve şerefi, vakar ve itibarı düşürür. Şehvet azgınlığı, namus mefhumuna ağır darbe indirir. Aile düzenini sarsar. Toplum bünyesinde huzursuzluk doğurur. Nefsi ve şeytanı memnun eder. Baş olma sevdası ölçüsüz olursa, ihtirası içinde bulunulursa, dünyayı cehenneme çevirir. Ebedi saadeti şekavete döndürür. Nefis ile dostluk, Allah ile dostluğun önüne set çeker. Çok yemek ve çok uyumak gaflet getirir. İbadetin zevkini köreltir. Kalabalığa uymak, iradeyi elden bırakmak, daha çok hissiyle hareket edenlerin peşine takılmak olur. İnsan gerek beden yapısı, gerekse ruhi yapısı itibariyle en güzel biçim ve anlamda yaratılmıştır. Ebediyete namzet olan bir ucu ahirete uzanan ruh, sonu gelmeyen bir mutluluğun kapısını açmak üzere dünyaya indirilmiştir. Beden onun emrine verilerek dünya ile ilgisi sağlanmıştır. Ruhu bu kapıdan uzaklaştırdığımız takdirde saygı değerlerini kaybeder. Saadete giderken şekavet yolunu tutmuş olur. Böylece aşağılar aşağısına çevrilir. Artık beden onun emrinde değil, o nefis ile bedenin emrine girmiş sayılır. Allah dostu, Resulullah aşıkı Beyazıd-ı Bestami Hazretleri bu konuya temas ederek diyor ki, 10 şey insanı aşağılık yapar. Öfke ve hiddet, kin ve nefret, büyüklenme, zulüm ve haksızlık, inat yollu mücadele, cimrilik, başkasına eza ve cefa etmek, mümin kardeşine saygısızlık, kötü huy ve fena ahlak, insaf ölçülerini aşmak. Öfke ve hiddet kanın beyne hücum etmesini ve bu sebeple şuursuzluğa yol açmasını gerektirir. Kişi kendine hakim olmazsa bu durumda bir kötülük işleyebilir. Bu da kin ve nefretin artmasına kapı açar. İslami kardeşlik havasına ters düşer. Büyüklenme başkasını küçümsemeye sebep olur. Böyle olunca da karşılıklı dostluk, samimiyet ve kaynaşma bağları kopar. Zulüm ve haksızlık, başkasını ezmek, güçsüzleri çiğnemek, kaba kuvveti hakim kılmak gibi iptidai kabile anlayışına uygun bir ortam doğurur. İnsan haklarını zedeler. Adaletin fazilet havasının önüne bir set çeker. İnat yollu mücadele halkın kaybolmasına, batılın üstün gelmesine sebep olur. Cimrilik ibadetin ruhunu, cemaatleşmenin manasını, dayanışmanın rahmet elini mefluç hale getirir. Müminlere saygısızlık, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine ihanette bulunmayı, Kur'an-ı Kerim'in müminler ancak kardeştirler beyanını reddetmeyi gerektirir.